Evet, şimdi Spider'ın içine geldik. Spider'ı açtık. Spider'ı da yine Anaconda üzerinden açıyorsunuz. Syntax'la alakalı değişiklik yok. Yani Jupyter'de yazdığınızın aynısı burada da yine bu şekilde çalışır. Birazcık şeyden bahsedeyim. Şu, bunlar ne? Sağ taraf mı? Sol taraf mı? Bunlar niye ayrı? Şimdi mesela bakın. Kare %100'de işareti koyup daha sonra bir sonra gene kare %100'de işareti koyduğum zaman bu bir hücre oldu. Yani benim Jupyter Notebook'taki şuradaki tek kısmı ben burada ayırdım. Shift Enter dediğim zaman bu kısım çalışacak, aşağısı çalışmayacak. Shift Enter'a bastım. Kütüphanelerin import edilmesini yaptı ve alttaki hücreye geçti. Yani ben bütün yazdığım şeyi tek seferde çalıştırmak yerine bunu hücrelere ayırıyorum. Gerekli kısımları çalıştırıyorum. Kütüphaneleri de kullanacağım kütüphane neyse en başından ekliyorum. Jüpiter'de çünkü ihtiyacımız oldukça ekliyorduk biz hep kütüphaneleri. İşte şimdi şu lazım, şu ekleniyor falan diye. Bunun Spider'da yapımı yani doğrusu burada eklemek. Sonra ekleseniz de çalışır ama doğru olan yazım bu şekilde. En başta ekleyin hangi kütüphaneye ihtiyacınız varsa. Burası sizin kütüphane hücreniz olsun. Şimdi bunu burada ekledik. Daha sonra şimdi bu derste size bu elimizdeki dataları nasıl çekeriz, nasıl import ederiz ondan bahsedeceğim. Ondan önce şu sağ tarafa bakalım. Burası sizin konsolunuz. Yani biz Jupyter Notebook'ta mesela direkt burada image yazınca image'ı çalıştırıyordu yani image neyse onu bize gösteriyordu. Şimdi Jupyter Notebook'ta ben buraya eğer image yazıp çalıştırırsam image yok gerçi ama data list yazıp çalıştırayım. Onu daha önceden karartmıştım mesela. Çalıştırıyorum. Herhangi bir şey vermedi bana çıktı olarak. Ne diyor? Data list tanımlı değil diyor. Burayı çalıştırmamış mı? Bir daha çalıştırayım. Neyse tanımlı olsaydı da hiçbir çıktı vermeyecekti bana burada. Burada yani çıktı alabilmek için konsoldan bir şeyleri görebilmek için ne istiyorsam onun fonksiyonunu belirtmem lazım. Atıyorum bu bir görselse işte plt.imshow deyip bu şekilde bir yazmam lazım. Ya da mesela daha öncesinde biz x değerini direkt yazdığımızda bir x değişkenimiz varsa x eşittir 3. X'i burada çalıştırınca x neyse konsolda gözükürdü. Burada yani konsoldan kastım Jupyter Notebook'taki output yeri. Ama burada öyle değil. Eğer burada çalıştırıyorsam ne istiyorsam yazmam lazım. Mesela deneyelim x eşittir 3. Boşluk x çalıştır. Herhangi bir çıktı vermedi bana. Bir önceki hücre mi çalışıyor hala? Bu dursun şimdilik. Bir daha çalıştırıyorum. Herhangi bir çıktı vermedi. X eşittir 3. X yazdım ama bir çıktı vermedi. Bunu doğrudan görebilmek için benim konsola yazmam gerekiyor bunu. Burada X yazıp Enter'a bastığım zaman Jupyter Notebook'taki gibi doğrudan çıktığı verdi. Jupyter'den bir farkı bunun bu. Onun dışında plot kısmı var. Plot kısmında da Jupyter Notebook'ta hani grafik falan çiziliyordu ya. Onlar çizildiği zaman buradaki plot kısmında toplanıyorlar. Hepsini buradan tek seferde görüntüleyebiliyorsunuz. Daha kullanışlı yani Jupyter Notebook'a göre bu kısım. Onun dışında bir Variable Explorer var. Bu da tanımlamış olduğunuz bütün değişkenler burada gözüküyor yeniden. Hangi değişkenden ne kadar var, türüne, işte değerlerine burada kolaylıkla görebiliyorsunuz bunları. Şimdi şu datanın çekilmesinden bir bahsedeyim. Bunun çalışması bir 2 dakika sürüyor. Ben bir import edeyim bunu videoyu durdurup. Sonra bir daha bir inceleyelim burayı. Tamam. Şimdi bu hücre çalıştı. Bütün verileri gerekli yerlere, listelere, array'lere atadı. Bunun nasıl olduğundan bahsedeyim. Şimdi makaleyi okuduğunuzu varsayıyorum ve hakim olduğunuzu varsayıyorum. Datalar makalede belirtilen GitHub kodunun içerisinde, GitHub kaynağının içerisinde. Buraya girdiğiniz zaman şurada bir tane link olması lazım. Top dataset'e giriyoruz. Buradan 3 GB'lık bir data var. Bunu indirdiğimiz zaman toplamda 10.000 tane veriden oluşan bir dosya indirmiş oluyoruz. Bakayım ben ona neredeydi? Ha tamam. Şimdi bunlar NPZ formatında. Ben bu klasör şeyi de çıkartmıştım bir yere de nereye çıkarttım bilmiyorum.
Neyse bunlar 10.000 tane veri burada. Biz bu 10.000 veriyi Python'a aktaracağız. Spider'a. Bunu da şu şekilde yaptık. Bir for döngüsü oluşturdum. For döngüsünden önce boş bir liste oluşturdum. Bu listeye bunları atayacağım. Normalde tek seferde load fonksiyonu kullanıldığı zaman ataması lazımdı ama biraz sıkıntı çıktı. Tek seferde okuyamadı. Öyle olunca ben de bir for döngüsü kurdum ve datalist.append dedim. Yani data listime, boş data listime ben bir şeyi ekleyeceğim. Neyi ekleyeceğim? Burada NumPy'in load fonksiyonunu çağırdım. Ve eklemek istediğim klasörün path'ini, yolunu burada belirttim. Başına da bir R koymak gerekiyormuş bunun path olduğunu Spider'ın algılayabilmesi için. Başına bir R koydum. Şuraya süslü parantez koydum. Bu ne anlama gelecek? Bu buradaki i gelip buradaki süslü parantezin yerine geçecek. Yani ben gidip de klasörü açtığım zaman birinci klasör, birinci MPZ, ikinci MPZ, üçüncü MPZ bunların hepsini teker teker for döngüsüyle tarayıp benim listeme ekleyecek. Bunun sintaksi bu şekilde. Bu süslü parantezden sonra bir nokta koydum. O süslü parantezin içine yazılacak şeyi yazdım. Ve burada array 0 yazarak benim verilerimin başlangıç şeyini belirtmiş oldum. Bunda yine sintaksi bu şekildeymiş. Array 0 yazılması gerekiyormuş. Şimdi ben listenin içerisine her bir görseli aldım. Daha sonra şu kısma geçmeden önce şu listeyi bir inceleyelim. Şimdi mesela data list benim elimde. Şu mikrofonu biraz yaklaştırayım klavyeye. Yazı yazacağız. Tamam. Ses umarım iyidir. Şimdi data alt tire list yazıp çalıştırdığımda bakalım ne geliyor. Evet biraz uzun sürecek gelmesi. 10.000 tane veri istedik çünkü. Tamam. Benim data listemin içerisindeki görseller geldi. Ne şekilde geldi? NumPy array şeklinde geldi. Ama ben size 0 ile 255 arasında demiştim. Şimdi buradaki değerler birden büyük değil. Hepsi çok küçük sayılar. Bunun sebebi şu. Hani ilk kısımda bir normalize yapmıştık ya biz. Yüksek sayıları küçültmüştük. Buradaki görseller doğrudan normalize edilmiş biçimde geliyor. Yani hepsi kendi değerinin 255'e bölünmüş hali buradaki ifadelere. Mesela şu 0.001 açık renk olan kısımlar, beyaz olan kısımlar. Şu 0.7 mesela birazcık daha griye yakın bir kısım. Şuradaki 0.9 siyaha çok yakın bir değerin ifadesi. Bu şekilde hazır olarak normalize edilmiş biçimde geliyor ve ben bunu görüntülediğim zaman herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Spider onu yine algılıyor, gösterebiliyor. Şimdi benim listem bu. Listemin bir boyutuna bakalım. Data alt tire list dot shape yazdığımız zaman çalışmıyor. Data alt tire list şöyle yazsak. Bir dakika bakayım buraya. Tamam. Şimdi şu data listi bir inceleyelim. Biz buraya bir liste oluşturduk ve elimizdeki bütün görselleri bu listenin içerisine, görsel verileri bu listenin içerisine ekledik. Şimdi data listi az önce baktığımız zaman bayağı bir şey görmüştük. İçerisinde bir dünya şey var. Şimdi mesela bu data listin birinci elemanına bakalım. Data list 1 diyorum. Yani bu ne demek olacak? Benim 10.000 tane verim vardı ve ben bu 10.000 veriyi bir liste şeklinde, birinci veri, ikinci veri, üçüncü veri, dördüncü veri şeklinde listeye atamıştım. Şimdi bu atadığım mesela birinci veriye bakalım. Birinci veriyi çalıştırıyorum burada. Yine bir array geldi. Burada önemli olan bunun boyutu. Bakın şu sondaki her bir kapalı parantez sayısı bunun boyutunu temsil ediyor. Yani ben bu en sonda 3 tane parantez görüyorsam eğer benim bu verim 3 boyutludur demek oluyor. Şimdi şöyle bir daha bir bakalım. Data list deyip sıfırıncı elemanı alıp dot shape dediğim zaman, shape fonksiyonunu çağırdığım zaman çalıştırıyorum. Benim birinci elemanımın boyutu geldi. Şimdi bu boyut 140-40. Bu ne anlama geliyor? Şimdi az önceki incelediğimiz köpek resminde böyle değildi. Onda 1350-1903'tü.
O 3 sondaki 3 RGB'yi temsil ediyordu. Şimdi bunda 140-40. Bu şunu temsil ediyor. Buradaki birinci boyut 100 bizim toplam iterasyon sayımız. Yani burada makaleye dönelim. Biz topoloji optimizasyonundan 100 iterasyonluk bir veri elde ettik. Üçüncü iterasyondaki görsel bu. 13. iterasyondaki görsel bu. 30'da bu, 80'de bu, 100'de de farklı bir şekil. Şimdi benim buradaki verimin içerisinde bu her bir iterasyonun tanımı var. Her bir iterasyonun görselinin sayısal değerleri benim buradaki verimin içerisinde var. Ve bu veriden yaklaşık 10.000 tane var. Her bir verinin içerisinde 100 iterasyonluk bir görsel var toplamda. Yani 100 tane görsel var diyebiliriz. Buradaki 40'a 40 ise buradaki pikselleri ifade ediyor. Yani benim burada 40 çarpı 40'lık bir görselim var. Şimdi şurada benim bir tane fonksiyonum vardı. Bir dakika kendi koddan göstereyim. Şurada benim görseli göstermeye yönelik tanımladığım bir fonksiyon var. Bunu da doğrudan kullanabilirsiniz kodunuzda. Bunu bir alalım. Şurada yeni bir hücre açıp bu fonksiyonu çalıştıralım. Ben buradaki hücrede bu fonksiyonu çalıştırdığım zaman şu anda benim bütün kullanımım için bu fonksiyon benim elimde var demek oluyor bu. Yani ben diğer bir hücrede bu fonksiyonu çağırabilirim. Hatta konsolda da çağırabilirim. Şurada ayrı bir hücre olarak yapalım yine bunu. Şimdi ben bu görseli incelemek isteyecek olursam display image dedim. Buraya görseli göndereceğim. Görselde ne? Benim data listemin içerisindeki sıfırıncı elemanı gönderecek olsam mesela ben buraya nasıl bir çıktı alırım? Herhangi bir çıktı alamam. Çünkü bunun içerisinde zaten 100 tane daha görsel var. Ben bunu doğrudan bu boyutta gönderdiğim zaman bir hata verecek bana. Şimdi hangi görseli görüntülemek istiyorum bilemeyecek. Ama şöyle bir görüntüleme yapabilirim diye düşünüyorum. Bir deneyelim. Data list yazdım. Sıfırıncı terimi, birinci terimi seçtim. Şimdi şu an birinci terimin içerisindeyiz. Birinci terimin 50. iterasyonunu görmek istiyorum ben. Şimdi buraya 50 yazdığım zaman artık bunu da belirtmiş oldum. Geriye ne kaldı? 40'a 40. Ve bu 40'a 40 için her bir noktada benim sayısal değerim mevcut. Bu sayısal değeri alıp görselleştirebilir. Niye hata veriyor? Notaris tanımlı deyince çalıştıralım bakalım. Plot kısmına gelelim. Evet, görüntülendi. Niye hata verdi anlamadım. Şimdi benim birinci terimimin 50. iterasyonunu ben burada bu şekilde görüntülemiş oldum. Mesela ben birinci iterasyonu görüntülemek istiyor olsaydım, bu ikinci iterasyon oluyor gerçi ama çalıştıralım. O da bu şekilde. Ben sonuncu en son halini görmek istiyor olsaydım, 99 yazıyorum, çalıştırıyorum. Şeklin son halinin verisi burada geldi. Plot kısmından görüntülüyorum. Yani başa bir daha bir dönelim. Ben bir liste oluşturdum. Bu listeye elimdeki verileri sırayla yerleştirdim. Bakın bu liste bu arada. NumPy array değil henüz. Bu bir liste. Sırayla bu listeye koydum ben verileri. Ve bu her bir veri kendi içerisinde 3 boyuta sahip. Birinci boyut iterasyon boyutu. Diğer 2 ve 3. boyutlar ise piksel boyutları. Bakın bu Variable Explorer'da da gözüküyor. Data list 10.000 tane elemanım var. Ve bu elemanlar NumPy array'ler. Yani elemanın kendi içerisindeki elemanlar NumPy array. Data listim henüz bir NumPy array değil. Data listim sıralı 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir şey. Ama o 1, 2, 3, 4, 5'ler benim görselimi ifade ediyor. Ve bu görsel 3 boyutlu bir NumPy array. Tamam, buraya kadar anlamışsınızdır umarım. Burası önemliydi. Devam edelim. Verileri çektim. Daha sonra burada birkaç liste daha oluşturdum ben. Çünkü benim artık bu verilerden belli şeyleri seçmem gerekiyor. Ben bu 100 iterasyonun 100'ünü de kullanmıyorum. Mesela makalede
belli şeyler kullanıldı, iterasyonlar. Bu iterasyonlar da seçilirken Poisson distribution denilen bir yöntem kullanıldı. Biz burada çok zaman kaybetmiştik. Burayı iyi anlayın. Anlatayım şimdi konusu açılmışken. Ben normalde bunu değerlendirirken ilk başta buradaki iterasyonu şey olarak aldım. 5. iterasyon verisi kullanılmış demek ki deyip görselin 5. iterasyonunu dahil etmiştim. Ama o öyle değilmiş. Burada iterasyon seçilirken Poisson distribution'ın lambda değerleri kullanılmış. Bu Poisson'u ben en iyisi size başka videoda anlatayım da detaylı olarak. Şimdi üstünkörü olmayacak. Başka bir videoda bundan bahsedelim. Şimdi devam edelim. Ben artık bu görseller içerisinden istediğim iterasyonları seçerek bunları oluşturacağım. Şimdi benim 10.000 tane verim vardı. Burada yeni boş listeler oluşturdum ben. Şimdi ilk kısımda benim bir gradyant verisi elde etmem lazım. Gradyant verisi nedir? Bir aşamadan diğer aşamaya geçerkenki olan farktır. Şimdi ben bu listenin birinci elemanının beşinci boyutunu yine birinci elemanın dördüncü boyutundan çıkarttığım zaman, gelin burada onu gösterelim. 5 diyelim, çalıştırdım. Bir dakika şurayı bir temizleyelim. 5 diyelim, çalıştırdım. 4 diyelim, çalıştırdım. Şimdi 5 eksi 4'ü de çalıştıralım burada. Bunu ben doğrudan burada işlem yapıyormuş gibi yapabiliyorum. Çünkü bunlar sayısal değerler. Gidip oradaki matrisin sayısal değerlerinden birbirini çıkartıyor. Şimdi bunu da çalıştırdım. Burada ne oldu? Şu bu 5'ti. Yok şu 5 herhalde. Gidip 5'in array'lerindeki sayısal değerlerden gidip 4'ün array'lerindeki sayısal değerleri çıkarttı ve 4'ten 5'e geçişin nasıl bir değişimle olduğunu burada bana gösterdi. Şimdi benim elimde yeni bir görsel oluştu. Ve bu görselde yine modeli eğitmekte kullanılacak. Model yine bu görseli de tarayacak. Benim kendi görselimi de tarayacak. Ve ben bunu da yeni bir listeye atadım. Gradient format listesi değişken adıyla tanımladığım bir listeye bunu atadım. Daha sonra kalanları yine yerleştirdim yerine. İterasyonunun seçimini yaparak. Buradaki kod 5. iterasyona yönelik bir çalışma. Bu 5. iterasyon çalışması öyle bilin. Şimdi data listesinin içerisindeki her bir terimin 5. iterasyon halini aldım. Ben artık o 100 yazıyor diye bir tane 100 boyutu vardı. O 100'den kurtuldum. Doğrudan benim istediğim iterasyonun görselini aldım ve yeni listeme atadım. Y değerim de benim son iterasyon değerim yani 99. Bu indeksler sıfırdan başladığı için 99 benim son değerim. Şu kısma birazdan geleyim. Şimdi şeylere bakalım. Yeni tanımladığımız listelere bakalım. Ne tanımladım? X normal list. X'i büyük yazdım daha sonrasında training olarak kullanacağım için. X normal list dot shape dediğim zaman mesela bana şekil gösteriyor mu göstermiyor çünkü bu hala bir liste. Ama ben bu listeden bir eleman seçecek olursam x altere normal yazamadık normal altere list ve bu listenin sıfırıncı elemanını şunu kopyalayalım bir daha kullanacağız. Göster dediğim zaman yine benim NumPy array'im geldi. Fakat buraya dikkat edin. Bakın bu artık iki boyutlu bir array. Çünkü ben ne yaptım? İstediğim iterasyonu bunun içerisinden çektim. Bunda önceden iterasyonlar da dahildi. Şimdi ben gerekli olan iterasyonu aldım oradan. Bunu yeniden kullanalım. Bakın şurada gözükecek şimdi. Shape dedim. Çalıştırdım. 40'a 40. Benim artık istediğim görsel çünkü elimde. Geriye sadece 40'a 40 kaldı. Ben bunu display fonksiyonunun içerisinde yazacak olursam direkt şöyle yapalım. Çalıştıralım. Görsel geldi. Görseli tek bir biçimde aldım ve listeme ekledim. Tamam. Şimdi
şunu anlatayım. Burada ne yaptım? Burada da bakın ben şurada yeni bir veri elde etmiştim. Böyle bir görsel benim verilerimin içerisinde yok. 5-4 diye bir şey yok. 5. iterasyon eksi 4. iterasyon yeni bir görsel veri artık benim için. Ben bu veriyi kullanacağım. Ve ben bu veriyi kendi x'ime dahil etmem lazım. X normal list'in içerisine yani benim input değerlerime bunu dahil etmem lazım. E bunu nasıl dahil edeceğim? Benim toplamda 10.000 tane burada görselim varken bir 10.000 daha ekleyip 20.000 mi yapacağım? Hayır. Bunu bir boyut olarak ekleyeceğim. Hani o RGB diye bir boyut vardı ya diğer görselde. Bu da benim gradient boyutum olacak. Boyut olarak buna eklenecek. Bu da şu şekilde yapılıyor. XList.append diyorum. X listim benim burada yukarıda oluşturmuş olduğum liste. Bu henüz boş. Ben buna bir şey eklemedim. Bakın şuradaki Y liste doğrudan burada ekleme yaptım. Çünkü Y ile burada eklemeyi yaptıktan sonra işim bitiyor. Bir daha bir herhangi bir değişikliğim yok. Ama şu X list henüz boş. Şimdi X list dedim, append dedim. Bu listeyi oluşturacağım. Buranın içerisine giriyorum. Bu NumPy konusunda concatenate diye bir fonksiyon vardı. Farklı array'leri birleştiriyor. Şimdi benim birleştireceğim çok boyutlu matris. Bir tanesi gradient matrisi. Diğeri de normal x'lerin olduğu bir diğer iki boyutlu matris. Bunu birleştirirken şöyle bir yazım söz konusu. Yine for döngüsüyle birleştiriyorum. Her bir terimi teker teker. Normal list diyorum. Birinci listenin kaydık. Neredeyiz? Ha. Birinci listenin birinci teriminin bütün piksel sayıları bakın 40'a 40'lıktı 40'a 40'lıktı ya ben bunu teker teker yazmak yerine iki nokta koyarak bütün pikselleri kastediyorum burada. Bütün pikselleri ve yeni bir axis bunu belirtiyorum. Daha sonra aynısını gradient format içinde yapıyorum ve yeni bir axis olduğunu burada belirtiyorum. Çünkü burası iki boyutluydu. Şimdi artık benim bir boyut daha söz konusu olacak ve bunu da burada belirtiyorum. Ve bu birleşmenin olacağı yer olarak da axis 2 diyorum. Axis 0, 1, 2 yani üçüncü kısma denk gelecek bu. Bunu burada belirtiyorum. Bunun sintaksı bu şekilde doğrudan yazabilirsiniz. Çok anlamadıysanız ben de internetten araştırıp kopyala yapıştır yapmıştım açıkçası. Bu şekilde bunu birleştirdim ve artık ben x listemi oluşturdum. Şimdi x listesine bakalım. X list dot shape yazdığım zaman yine çalışmayacak çünkü bu zaten liste. 1 2 3 4 5 diye gidiyor. Yine de çalıştıralım. Çalışmadı. Ama ben x alt list dot shape pardon dot shape değil. X listesinin birinci elemanının boyutuna baktığım zaman bu boyutu sürekli bir inceleyin arkadaşlar. Bir şey oluşturduğunuz zaman acaba hangi boyutta diye bir bakın çünkü sürekli bizim boyutla işimiz var. Bu matrislerde boyutlarla sürekli işimiz var. Dot shape yazdığım zaman 40'a 40 bir de burada 2 var. Az önce burada bir 2 diye bir boyut yoktu. Bu neyi temsil ediyor? Buradaki boyutlardan birincisi benim normal görselim. Pardon, boyutun birinci elemanı benim normal görselim. İkinci elemanı bunun gradient olan görseli. Yani bir önceki elemanından çıkartılmış görseli. İnceleyelim. X alt list 0 yazdığım zaman sizce çalışır mı? Boyut bu. Bir düşünün. Çalışmaz. Zaten sorduğuma göre çalışmayacak büyük ihtimalle. Çalışmadı. Boş bir şey geldi. Invalid shape dedi. Niye? Çünkü buraya gitti ve dedi ki bunun içerisinde zaten iki tane resim var. Ben hangisini göstereceğim dedi. Kafası karıştı. Ama şöyle bir şey yaparsam ben eğer birinci elemanı aldım listedeki. Tamam, elimde şu anda bu var. Ve ben diyorum ki bunun bütün sütun pikselleri, virgül, bütün satır pikselleri, her birinin sayısal değerini al. Virgül. Şimdi burada olur mu? Bir deneyelim. Tamam. Sıfırıncı indeks. Çalıştırıyorum. Evet, geldi. Şu anda ben görselin normal halini aldım. Neden? Çünkü şuradaki boyuttan
Birinci kısmı seçtim. İkincisine bakalım. Ne oldu? Bu sefer de gradyantı geldi. Şu anda ben istediğim biçimde bunu listeme ekledim. Şimdi yapmam gereken bir şey daha var. Ben işlem yaparken bu görseller ve bu görsellerin sayısal değerleri üzerinde liste benim işime yaramıyor. Ben bunu başlangıçta bir ekleyebilmek için bir kolaylık olsun diye liste oluşturdum. Liste benim işime yaramıyor. Bunun bir NumPy array olması gerekiyor. Çünkü program o şekilde tanıyacak bunu. Model o şekilde tanıyacak. O da çok basit. Son haline geliyoruz. Artık x'in tanımını yapacağım. Büyük x dedim, küçük y dedim. NumPy array fonksiyonu x list y list. Şu anda artık ben x ve y'yi bir matris olarak tanımladım. Buraya kadar olan her şey çok önemliydi. Buraya kadar umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Buradaki mantık önemli. Şuradaki indekslerin neyi temsil ettiği, burada virgül virgül yazdım. Ha burada mesela şu kafanızı belki karıştırmıştır. Birinciye parantez koydum. Yani öyle yapmasam da çalışırdı. Biraz alışkanlık olmuş benimki. Çalışmadı gördüğünüz gibi, evet. Neyse, bunu böyle yapın. Tamam, bu önemli değil. Keşke çalışsaydı. Neyse, bunu böyle yapın. Listenin eleman... Ha evet, neden çalışmadığını anladım. Çünkü ben burada birinci eleman seçtim ilk kısımda. Liste neydi? 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor ama o 1, 2, 3, 4, 5 kendi içinde farklı bir türdü. Bunlar NumPy array'iydi. Ben listenin birinci elemanını seçtim. Yani liste türündeki elemanı seçtim. Daha sonra artık array'in içerisine girdim. Ben bunu listeymiş gibi belirtemem. Artık listenin içindeki elemanın içindeyim ben ve bu listenin içindeki eleman artık bir NumPy array. O yüzden onun için farklı bir parantez açıyorum. Burada parantez açmadan direkt 0,2,3 yazınca bu liste sanki 2-3 boyutlu bir listeymiş gibi algılıyor ve çalışmıyor. Tamam, burayı geçelim. NumPy array'imi oluşturdum. X ve y'nin son hali artık benim elimde ve ben bütün program boyunca, bütün model kod boyunca bu x ve y'yi kullanacağım artık. Şimdi bir detay daha var. X diyorum, dot shape diyorum. Şu x'e bir bakalım nasıl. Bu shape hep yazın. Bir bakın ne var elinizde. Bunu çalıştırdım. Ne geldi? 10.000, 40, 42. Bu önceden neydi? 40-42 idi ama listenin içerisinde seçilmiş olan haliydi. Şimdi bu listenin içerisindeki 10.000 eleman artık gene buraya bir boyut olarak geldi. Artık eleman sayım da benim bir NumPy array'ine girdiği için boyut olarak burada var. Artık seçeceğim zaman, şimdi yapalım onu. X dedim, NumPy array'inin içerisine girdik. Birinci elemanın bütün sütun pikselleri, virgül bütün satır pikselleri, virgül kendi gradyant hali. Kendi hali olsun. En son gradyant göstermişiz. Çıktı, belli olsun. Çalıştırdım. Şimdi çalıştı. Evet, iyi oldu bu. Tamam, ilerleyelim. Şimdi x shape'e baktık. 10.000, 40, 42. Bir de y shape'e bakalım. Y dot shape diyorum. Çalıştırıyorum. 10.000, 40, 41. Neden öyle oldu? Ha, çünkü burası çalışmış. Evet, şurası çalıştığı için öyle geldi. Bu normalde ne gelecekti? Ben burayı yazmamış olsaydım 10.000, 40, 40 gelecekti. Şunu gösterme gereği duymaz. Çünkü zaten elinde bir görsel var. Bir daha biri yazmıyor buraya. Bir boyut daha göstermiyor. Ama ben bunu modele soktuğum zaman buradaki boyut eşleşmesini sağlayabilmek için benim buraya bir boyutunu da eklemem lazım. Gene hiçbir şey değişmedi. Ama orada bir boyut olduğunu da göstermiş oldum ki program bunu tanıyabilip ona göre bir eşleştirme yapabilsin, karşılaştırma yapabilsin. Tamam, veri çekme işi böyleydi. Şu alt kısımda normalde verileri sizin türetebilmek için, daha çok veriye sahip olmak için 90 derece çevirip eklemeniz gerekiyor. O da öyle bir iş. Yani bunu anlatmayayım yeniden size. Rotate fonksiyonunu kullanıyorsunuz. Zaten kodu gördünüz, yani onu yazarsınız büyük ihtimalle. En son şurada da bütün o çevirdiklerinizi ekliyorsunuz tek bir x ve y'nin içerisine ve artık onlar kullanılıyor. Burayı kendiniz yaparsınız. Tamam. Data kısmı bu kadardı.
Şimdi bir bakayım ne yapacağımıza.